Günaydın, mutlu sabahlar. Hoş geldiniz 24 ekranlarına. Nur Köşker ben. Analiz Sentez'le karşınızdayız. 2 saat boyunca birlikte olacağız. Dış politikayı, siyasete ve elbette ki ekonomiye bakacağız. Her sabah olduğu gibi de 24 Ankara Haber Müdürü Ümit Çetin'e gideceğiz. Ümit Çetin günaydın, hoş geldin. Günaydın, merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkür ederim, sağ olasın, sana da iyi yayınlar. Neler var, neler yok bugün Ankara'nın gündeminde? Tabii bugün Birleşmiş Milletler'de olacak gözümüz kulağımız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek ve orada yapılacak değerlendirmeler tabii dünyaya bir manifesto olarak algılanacak. Tabii ki Ankara'dan da bütün dünya başkentlerinde olduğu gibi çok yakından takip edilecek. Orada verilen mesajlar, verilecek mesajlar gündemimizi oluşturacak. Tabii birazdan ayrıntısına da gireriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerikan medyasına da konuştu. Amerika Birleşik Devletleri medyasına verdiği mesajların da yankıları Ankara'da olacak. Bununla ilgili değerlendirmeler de yapılacak gün boyunca. Tabii hem iç politikaya da vurgu yapan hem de genel olarak dış politikaya vurgu yapan ifadeleri var Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. Bir yandan da tabii Ankara'da muhalefetin çabaları var, görüşme trafikleri var. Bu görüşme trafiklerinin anlamı nedir soruları soruluyor, sorulmaya da devam edilecek. Bir yandan da işte mesela Akşener'in bugün Ankara'da esnaf ziyareti var. Orada da yine bu konularla ilgili bir değerlendirme yapar mı yoksa sessizliğini korur mu bilmiyoruz. Dün yine Ankara'da esnaf ziyareti vardı. Yine sessizliğini koruduğunu gördük. Bir yandan da tabii terörle mücadele operasyonları var. Son dakika olarak da geçiyor altta görüleceği üzere Ankara'da bir FETÖ operasyonu var. Bu operasyon Ankara merkezli 8 ilde gerçekleşiyor. 15 şüpheli var. 7'si avukat. FETÖ operasyonunun ayrıntıları da yine gündemimizde olacak. Peki. Şimdi dün PBS kanalına röportaj verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Gerçekten de hani merak edilen bütün sorulara cevap verdi diyebiliriz. Gündemde hangi başlık varsa ona ilişkin önemli mesajlar verdi. Şu kısım önemli. F-16 konusunda eğer biz Amerika'dan istediğimiz neticeyi almazsak başımızın çaresine bakarız dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tek tek mesajlarına göz atalım istersen. Burada tam olarak ne demek istiyor? Yani bunu daha önce Cumhurbaşkanı Türkiye'de de ifade etmişti ama orada ifade etmesi, Amerikan medyasında ifade etmesi çok çok daha anlamlı. Türkiye'de de ifade ettiği gibi evet biz Amerika'dan F-16 talep ettik çünkü filomuz çoğunlukla F-16'dan oluşuyor. O filomuzun ahengini bozmamak için farklı arayışlara girmedik. İlk olarak müttefikimiz NATO müttefiki Amerika Birleşik Devletleri'ne başvurduk ve F-16 uçaklarını almak istedik. Ama biz oyalanıyoruz, oyalanmaya devam ediyoruz ama tabii ki sabrımızın da bir sınırı var. Türkiye'de bunu söylemişti. Sabrın da bir sınırı var demişti. Bu noktada da işte bu oyalamalara karşı da adımlar atılıyor, atılabilir. F-16 konusunda Türkiye çaresiz değil. Cumhurbaşkanı bunu çok net bir şekilde açıklamıştı. Yani evet bu noktada ilk tercihimiz F-16 almak ama olmazsa da çaresiz değiliz. Bazı ülkeler de bize uçak satmak için temasla bulunmak istiyorlar. Temasa geçiyorlar. Dolayısıyla uçak satma noktasında alternatifsiz değiliz. Eğer Amerika Birleşik Devletleri bu talebimizi geri çevirirse biz alternatiflere yöneliriz. Bu noktada da Amerika'dan olumlu tavır bekliyoruz. Eğer olumlu tavır gelmezse biz alternatiflere yönelerek kendi milli güvenliğimizi, kendi savunmamızı sağlayıcı adımlar atarız. Bunun için alternatifler arasında saymıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. İşte Avrupa ülkeleri var. Bir yandan Rusya var. Dolayısıyla bu ülkelerden de bu uçak tedariki sağlanabilir. Türkiye bu noktada çaresiz değil. En son hatırlanacağı üzere S-400 meselesi vardı. S-400 evet. Meselesinde de olduğu gibi şayet bize müttefiklerimiz kapı aralamazsa biz alternatiflere yöneliriz ve alırız dedi. Türk-Amerikan ilişkileri soruldu. Yani bir takım problemler var. İstediğimiz seviyede değil. Ama bu tip sorunlar var. İşte teröre destek noktasında problemler var. Bu problemlerin dışında Türk-Amerikan ilişkilerinin çok büyük sorunlar yaşamadığını ifade etti. Ama tabii daha iyi olabilir. Daha iyi olması tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yönelik tavrına bağlı.
Peki, şu da soruldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. İşte Şangay İşbirliği Örgütü'ne katılma meselesi, hani biliyorsun bu eksen kayması tartışmalarını da beraberinde getirmişti. Buna ilişkin meselenin ucu elbette ki AB'ye gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da haklı olarak sert bir tonda, hani bizi yıllardır bekletiyorlar dedi. Bu açıklamalarına ilişkin neler söylersin? Zaten tam bir şekilde hani üyeliğin işaretini de vermişti geçtiğimiz gün gazetecilerle yaptığı sohbetinde. Yani Türkiye'nin o anlamda da, yani siyasi işbirlikleri ve ekonomik işbirlikleri anlamında da alternatifsiz olmadığını aslında söylüyor. F-16 konusun ile hemen hemen aynı şeyleri söylüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Çünkü Avrupa Birliği bizi yıllardır bekletiyor ve bu durumda olan başka bir aday ülke yok. Yani Türkiye dışında başka bir aday ülke aynı Türkiye'nin pozisyonunda değil. Yıllardır bekletilen, kapıda tutulan işte fasılları açıyoruz açmıyoruz, açtığımız fasılları kapatmıyoruz noktasında tavırda olunan herhangi bir Avrupa Birliği aday ülkesi yok. Türkiye Avrupa Birliği macerasına girdiği andan itibaren kararlılığını koruyor. Avrupa Birliği'ne üye olmak istiyor. Üzerine düşenleri yapıyor ama Avrupa Birliği yıllardır Türkiye'yi kapıda bekletiyor. Tabii durum böyleyse ben bütün alternatiflerle görüşürüm, herkesle görüşürüm. Kimseye de hesap vermem diyor Cumhurbaşkanı. Türkiye olarak tabii konuşuyor. Türkiye kimseye hesap verecek pozisyonda değil. Avrupa Birliği de bizden hesap soracak pozisyonda değil. Bizi yıllarca kapısında bekleten bir örgütten bahsediyoruz. Dolayısıyla biz Şangay'la ilişkilerimizi de Avrupa Birliği'ne izah edecek değiliz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Avrupa Birliği konusunda da tabii biz üye olmayı isteriz. Bu noktada adımlarımız var, atılmış adımlar var. Ama bu noktada da alternatifsiz de değiliz. Yani sadece Avrupa Birliği'ne muhtaç da değiliz diyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Genel olarak Avrupa Birliği konusunda da dediğim gibi F-16 meselesindeki duruşun bir benzerini sergiliyor Cumhurbaşkanı. Peki gelelim dün en çok konuşulan başlığıydı zannediyorum. Şu Dede Ağaç meselesini de biraz açalım Ümit Çetin. Direkt soracağım, hani kime karşı yapılıyor bu hazırlıklar? Yani bunun yanıtını Cumhurbaşkanı çok net bir şekilde vermişti. Bu Amerika Birleşik Devletleri yok, hani bunu Rusya'ya karşı yapıyoruz diyor ama bu bize karşı yapılan da bir hareket demişti. O yüzden hani orada işte Dede Ağaç'ı genişletme, orayı liman haline getirme, orayı kapsamlı bir askeri üste dönüştürme noktasında adımlar atılıyor. Sadece Dede Ağaç'ta da sınırlı kalmıyor gördüğümüz kadarıyla. En son işte Güney Kıbrıs, yani Kıbrıs Rum kesimi ile ilgili alınan karara baktığımızda, kaldırılan askeri ambargoyu gördüğümüzde oraya da bir yığınak yapılacağı izlenimi uyandı. Oraya da bir üs kuracağı izlenimi uyandı gördüğümüz kadarıyla. Dolayısıyla böyle Türkiye'yi çevreleyici bir takım adımlar atması Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'yi kaygılandırıyor. Tabii Türkiye bu noktada tedbirsiz bir ülke değil, tecrübeli bildiğimiz üzere Türkiye'yi. Dolayısıyla bu noktada o yığınak nedir diye bunun izahını Amerika Birleşik Devletleri'nden istiyor. Bu noktada tabii Birleşmiş Milletler'de verilecek mesajlar ve olası görüşmeler de çok çok önemli olacak. Türkiye bunun izahı edilmesini isteyecek, resmen talep edecektir muhakkak. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin oradaki niyetini açıkça ortaya koyması gerekiyor. Yani Türkiye'yi baskılayıcı, Türkiye'yi tehdit edici, Türkiye'ye yaptırma zorlayıcı bir takım adımlar için mi kullanılacak? Yoksa bambaşka fikirler mi var? Bunlar soru işaretleri. Bunun da Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye net bir şekilde izah etmesi gerekir. Bu izahta her düzeyde Amerika Birleşik Devletleri'nden de istenecek. Ya yani orayı genişletme çabası böyle çok da masum, hani Rusya'ya yönelik bir yığınak, Rusya'ya yönelik bir adım gibi algılanmamalı. Zaten Cumhurbaşkanı konu her açıldığında Dede Ağaç'ı işaret ediyor ve bu yığınağın sadece Rusya için olduğunu düşünmediğini, bunun Türkiye için de bir hazırlık olduğunu net bir şekilde ifade ediyor. Amerika Birleşik Devletleri bize bunu net bir şekilde izah etmelidir. Türkiye her anlamda bunun izahını isteyecektir. Türkiye'nin son zamanlarda yürüttüğü barış ve denge politikasındaki başarısı ya da değil belki de veya savunma sanayi alanındaki ilerlemesinden mi bu kadar rahatsız oluyor ABD? Yani Türkiye'yi durdurma gayretleri zaten çok net bir şekilde ortada. Yani Türkiye'yi durdurucu en net enstrüman Amerika Birleşik Devletleri'nin elindeki.
hani iki enstrüman çok aktif öne çıkıyor. Biri işte PKK ve bütün bileşenleri, bir de FETÖ. Dolayısıyla PKK'yı lojistik olarak destekliyor, silah anlamında destekliyor ama işte PKK'nın beceriksizliği ortada o anlamda. Amerika Birleşik Devletleri açısından baktığınızda beceriksiz bir örgütten bahsediyoruz PKK. Diğer beceriksiz örgüt de FETÖ. İşte Amerika Birleşik Devletleri darbe planlıyor ya da darbeye destek veriyor alttan alta gördüğümüz kadarıyla. FETÖ eliyle bunu yapmak istiyor. FETÖ de onu beceremiyor gördüğümüz kadarıyla. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri elindeki bu iki enstrümanı da Türkiye'yi baskılamak için kullandı. Şimdi üçüncü bir baskı unsuru mu oluşturmak istiyor Yunanistan üzerinden? Bu soru işareti ki Yunanistan'ın bu işte fevri çıkışları, işte arkasına aldığı güce işaret eden çıkışlar da üçüncü bir baskı unsurunun, Türkiye'yi durdurucu, frenletici bir baskı unsurunun oluşturulmaya çalışıldığı izlenimini veriyor. Tabii Türkiye'yi Yunanistan, hani FETÖ ve PKK gibi Yunanistan'ın da durdurabileceğini düşünmüyoruz. Kimse de düşünmüyor. Aslında Amerika da bu noktada umutsuz gördüğümüz kadarıyla. Dolayısıyla kendi müttefikine böyle çelme takmaya çalışan bir müttefik görüntüsü hiç de hoş değil. Bunun hoş olmadığı da çok net bir şekilde ifade ediliyor, edilecek. Türkiye bu anlamda sessiz bir ülke değil. Türkiye derdini anlatabilen bir ülke. İşte Şangay İşbirliği Örgütü'ndeki Türkiye'ye ilgiyi gördük. NATO zirvelerinde Türkiye'ye ilgiyi görüyoruz. Bugün Birleşmiş Milletler'deki durumu bakacağız. Dolayısıyla Türkiye derdini anlatamayacak bir ülke değil. Yani Türkiye işte Irak gibi böyle Amerika ne derse onu yapabilen ya da İran ne derse onu yapabilen, şu dönemde öyle, eskiden Amerika'ydı. Ya da onun gibi böyle küçük Amerika'nın ya da diğer egemen güçlerin baskılayabileceği bir ülke değil. Dolayısıyla Türkiye derdini anlatabilen, dünyayla açık açık temasa geçebilen ve her tarafla temas edebilen bir ülke. Doğuyla da batıyla da temas edebilen bir ülke. İşte Ukrayna-Rusya savaşı ile ilgili tavır ortada. Erdoğan'ın onunla ilgili de mesajları vardı. Yani biz barışı sağlamak için çabalıyoruz, çabalayacağız. Her iki tarafta barışı sağlamak noktasında adım atmalı. Hani her şeye de Ukrayna tarafından baktığınızda Rusya tarafında olanları da görmezden geliyorsunuz diyor özetle Cumhurbaşkanı. Her iki tarafa birlikte bakabildiğiniz zaman bu barışı sağlayabilirsiniz. Biz de bu noktada gereken adımları atacağız. Bu konuda da çok çok ümitliyiz, ümidimizi koruyoruz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ukrayna-Rusya meselesinde de bu da çok çok önemliydi. Tabii o toplu mezarlar meselesi soruldu Cumhurbaşkanı'na. Bu konuda biz bir tavır sergilemeyeceğiz. Bunun Birleşmiş Milletler araştırmalı, net tespitler yapmalı. Net tespitler yapıldığında zaten gereken tavır da gösterilir dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Peki. Yunanistan'la işler bu şekilde, Rusya-Ukrayna'daki gelişmelere de baktık. Şimdi de İsrail'e normalleşme sürecine geçelim. Ümit Çetin, Ankara Büyükelçisi atandı. 4 yılın ardından büyük bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Bundan sonraki süreçte ilişkiler nasıl ilerler? Filistin'den vazgeçme ihtimali Türkiye'nin yok bu konuda. Umut verici gelişmeler yaşanır mı normalleşme süreciyle birlikte? Zaten normalleşme Filistin'den vazgeçme anlamına gelmiyor. Evet. Bunu net bir şekilde Türkiye tarafı ifade ediyor. Filistin tarafı da bunun böyle olduğunu ifade ediyor. Türkiye İsrail'le normalleşme noktasında somut adımlar attı. O somut adımlar İsrail tarafından en somut adım şu an geldi. Türkiye tarafından da muhtemelen yakın bir zamanda gelecektir. Türkiye'de Tel Aviv'e, Kudüs'e değil, Tel Aviv'e büyükelçisini gönderecektir. Dolayısıyla atama gerçekleşecek. Ankara'daki İsrail Maslahat Güzarı büyükelçi olarak görevlendirildi. Dolayısıyla Ankara'daki temsil seviyesi arttı. İsrail'in Türkiye'nin de Tel Aviv'deki temsil seviyesinin artılması noktasında adım kısa bir süre içinde atılacaktır. Bu normalleşme hem bölge barışı hem İsrail-Filistin meselesinin barışçıl yollarla sonuçlanması, ki sürüncemede kalan, yıllardır çözülemeyen bir mevzu. İşte Türkiye'nin bu anlamda kolaylaştırıcı pratiği ortada diğer sorun alanlarında. Bu noktada da kolaylaştırıcı bir tavır sergileyebilir Türkiye. İsrail'le normalleşme bu açıdan çok çok önemli.
Bir yandan da Türkiye-İsrail ilişkileri ve tabii ki ekonomik ve siyasi ilişkiler bağlamında çok çok önemli. Bugün muhtemelen bugün Cumhurbaşkanı'nın İsrail Başbakanı'yla da bir görüşme yapmasını bekliyoruz. Orada da tabii bu konuların üzerinden geçilecek. Bu atılan somut adımlar ve ilişkilerin daha da derinleştirilmesi noktasında adımlar konuşulacak. Enerji işbirlikleri gündeme gelebilir. Bunun sinyalleri verilmişti hatırlanacağı üzere. Türkiye-İsrail arasında enerji işbirlikleri olabilir. Başka ülkeler de bu işbirliğine katılabilir. Türkiye bu noktada planlara açık olduğunu ifade etti. İsrail tarafı da açık olduğunu ifade etti. O yüzden önümüzdeki dönemde hem siyasi hem ekonomik işbirliğinin derinleşmesini bekliyoruz. Bu normalleşme açısından da çok çok önemli bir adım. İsrail'in Ankara'ya büyükelçi düzeyinde görevlendirme yapması. Türkiye'den de benzer bir adım zaten atılacak. Bu açıklanmıştı. Yakın bir zamanda da biz Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi'nin göreve başlamasını bekliyoruz. Onu da göreceğiz. Peki, dış politikadaki başlıkları özetledik. Gelelim iç siyasete. İç siyasette de sürpriz bir ziyaret var Millet İttifakı cephesinde. Meral Akşener, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret edecek. Bu ziyareti nasıl okursun Ümitçe? Yani anladığımız kadarıyla küçük partilerin bir takım sorunları var. Yani masadaki küçük partilerin. O sorun ne? İşte Cumhurbaşkanlığı düzeyinde her gün biraz daha düşen umut, tabanda da kaybolan umut, kaybolmaya başlayan umut, küçük partileri meclisteki temsile itti. Meclisteki temsil noktasında ne yapacağız sorularını soruyorlar. Şimdi İyi Parti'nin bu noktada çok gönüllü olmadığı ifade ediliyor. İyi Parti'nin işte diğer partilerin yani işte DEVA, Gelecek, Demokrat Parti, Saadet, bu partilerin adaylarını kendi listelerinden gösterme konusunda çok gönüllü olmadığı kulağımıza çalınıyor. Bu noktada bir adım atılır mı atılmaz mı, bunu ikna çabaları gibi de görebiliriz bu görüşmeleri. Ya da Akşener'in ziyareti dolayısıyla Akşener'in bu noktadaki tavrını o partilere ileteceği anlamına da gelebilir bu. Bu noktada bu partiler Cumhuriyet Halk Partisi'ne yöneliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de hani kontenjan o kadar var mı yok mu ona da bakacağız. Dolayısıyla masada böyle bir hani parti işte milletvekilliği sandalye paylaşım sıkıntısı da baş göstermeye başladı gibi. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda sürekli işte yapılan açıklamalar, artık en son açıklama şuydu, işte yılbaşından önce bir açıklama olmaz noktasındaydı. Halkın yani tabanın, o partilere oy veren kitlenin de umudu gün geçtikçe azalıyor. Yani ortak aday çıkması noktasında umudu azalıyor. Artık gözler ve hesaplar meclise dönmüş durumda. İttifak düzeninin de eskisi gibi olmaması küçük partileri telaşlandırıyor. Ya o zaman biz masada niye varız? Niye bu masada fotoğraf veriyoruz sorularını sorduruyor. Çünkü eğer ben yeterli düzeyde mecliste temsil edilemeyeceksem niye varım, niye buradayım? Çünkü halk oyuyla çok fazla meclise milletvekili götürebileceklerini, kendi başlarına götürebileceklerini düşünmüyorlar. Gördüğümüz kadarıyla düşünmüyorlar. Tabii söylemler ve meydanlara çıkıldığında hepsi birinci parti olacaklarını söylüyorlar ama ya gerçekler de ortada. Yani söylemler bir kenara, hani siyasetin gerçekleri ortada. Dolayısıyla bu partilerin tek başlarına milletvekili çıkarmaları biraz zor. O yüzden ya CHP ya İyi Parti listelerinden aday gösterilecekler. İyi Parti'de de bu noktada bir defans var gördüğümüz kadarıyla. Bu partileri artık çok içlerine almak istemiyorlar. Çünkü mecliste temsil noktasında hani Cumhuriyet Halk Partisi'nden de daha fazla oy alma gibi bir hedefleri var gördüğümüz kadarıyla. Ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nden de kendilerine oy kayışları bekliyorlar İyi Parti açısından. Bu yüzden diğer partilerden isimlerin İyi Parti listelerinden aday gösterilmesi noktasında bir defans olacak. Cumhuriyet Halk Partisi bu noktada ne diyecek? Çünkü parti içinde de yani bizim de bir sürü adayımız var ve bizim adaylarımızın da meclise girmeleri gerekiyor. Niye taşıyoruz bu küçük partileri diyenler olacaktır. Dolayısıyla böylesi bir paylaşım sıkıntısı da sancısı da baş göstermeye başladı gördüğümüz kadarıyla. Tabii yapılacak açıklamalar bize bunun ipuçlarını verecektir. Tabii açıklamalar olduğunda işte sorun yok, tabii ki biz bu sorunları çözeriz, bu problemleri aşabiliriz, aşacağız
gibi söylemler oluyor. İşte en son yapılan açıklamaya baktığımızda altılı masada pürüz yok, problem yok açıklaması yapmıştı Meral Akşener. Ama şu an var mı yok mu diye sorduğumuzda kimse yok diyemiyor. Yani pürüz var, çatlak var, problem var, görülüyor, masa sallanıyor. Meclis aritmetiğini paylaşmada zaten ne kadar pay alacakları da soru işareti. O paylaşmada da bir problem görünüyor. Bu görüşmelerde hani o pazarlıklar gibi algılanabilir. Peki, 24 Ankara Haber Müdürü Müçetin değerlendirmelerini aktardı. Müçetin ağzına sağlık. Görüşürüz yarın. Hoşçakal. Teşekkürler. Araya gidiyoruz. 9.30'da yeniden buluşuyoruz. Günaydın. Bir kez daha hoş geldiniz. 24 ekranlarına devam ediyoruz. Analiz Sentez'e yayın konuklarımı hemen takdim edeyim sizlere. Profesör Doktor Ragıp Kutay Karaca, İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi, stratejist Cüneyt Baksoy, Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğital bizimle olacak. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, merhabalar, günaydın. Teşekkürler, sağ olun. Sizinle başlayalım hemen Melik Yiğital. Cumhurbaşkanı Erdoğan PBS kanalına röportaj verdi ve birçok farklı konuya değindi. Önemli de mesajlardı bunlar. Sizin dikkatinizi ne çekti? En tepede hangi konu yer aldı? Vallahi tabii bu F-16 meselesi en önemli konu. Bu Cumhurbaşkanı Erdoğan PBS kanalına verdiği röportajda diyor ki Biden çözüm noktasına, yani F-16 ile ilgili meselede çözüm noktasında bana söz verdi. F-16 konusunda eğer biz Amerika'dan istediğimiz neticeyi alamazsak başımızın çaresine bakacağız. Bu oldukça önemli. Yani Amerika çok açık bir şekilde evet F-16'ları bekliyoruz, sözünüzü tutmanızı bekliyoruz ama eğer sözünüzü tutmazsanız bu konuda çaresiz değil, başka tercihlere de yöneliriz diyor. Bu oldukça önemli. İkincisi Rusya-Ukrayna savaşında gelinen aşama, iki üreyinin takası konusunda bir mutabakat sağlandı diyor. Bu oldukça güzel bir gelişme diyor. Ama en önemli, bizi ilgilendiren ikinci önemli boyut Şangay İşbirliği Örgütü'ne katılma meselesi. Şimdi burada sunucunun sorusu çok enteresan. Diyor ki siz ülkenizin doğusunun parçası mı olmasını istiyorsunuz yoksa batının parçası mı? Yani aslında diyor ki ya bir tercihte bulunacaksınız. Sevgili Nur, günlerdir aslında tam da bunu konuşuyorduk. Avrupa'daki algı ne olacak? Yani Türkiye'nin ekseni mi kayıyor? İşte Şangay İşbirliği Örgütü toplantısına katılması bir tercih mi? Batı Doğu bloku arasında bir tercih mi gibi. Batı böyle yorumluyor, Batı böyle bakıyor diye. Bu da aslında onun ispatı. Yani diyor ki doğuyu mu tercih ediyorsunuz, batıyı mı? Şangay İşbirliği Örgütü'ne çünkü katıldınız diyor. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın soruya verdiği karşılık çok önemli. Diyor ki Avrupa Birliği 52 yıldır bizi yanına yaklaştırmayacak. Sonra niçin şurayla görüştü, niçin burayla görüştü diyecek. Görüşürüm. Görüşürüm çünkü AB bu noktada hesap vermek zorunda değilim, hesap verecek de değiliz diyor. Yani iki tane çok önemli noktamız var yeni dönemde. Bizi bayağı böyle bir tartışmanın merkezine oturtacak iki tane temel konu. Dediğim gibi bunlardan bir tanesi F-16 meselesini eğer Amerika sözünü tutmazsa biz başka tercihlere yöneliriz şeklinde algılanabilecek açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yani çaresiz değiliz meselesi. İkincisi de Şangay İşbirliği Örgütü'ne üye olma niyeti Türkiye'nin. Biliyorsun Özbekistan dönüşü Şangay İşbirliği Örgütü'ne toplantı soruldu. İkinci soru da Türkiye üye mi olmak istiyor denildi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet, hedefimiz tam olarak üye olmak diye cevap veriyor. Zaten ben o cevabı görür görmez dedim ki şimdi Avrupa'da bu alarm zilleri çalmaya başlar. Türkiye ne yapmak istemektedir, nereye varmak istemektedir şeklinde böyle tartışmalar başlar diye. Tahmin ettiğimiz gibi de oldu. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan dediğim gibi bundan kendinden emin bir şekilde ben Avrupa Birliği'ne hesap verecek değilim. 52 yıldır yanlarına bile yaklaştırmıyor. Dolayısıyla bu konudaki tercihlere de biz karar veririz diye iki tane yeni ve çok tartışılacak manşetimiz var. Hayırlı olsun. Evet.
siz ne dersiniz Kutay Hocam? Bu F-16 meselesiyle başlayalım isterseniz. Hani alternatifler nereler olabilir eğer Türkiye böyle bir yol izlerse? Hali hazırda zaten sinirleri oynatacak birçok hamleyle meşgulken ABD Yunanistan üzerinden Türkiye'ye karşı bu tarz bir yönelim ikili ilişkiler arasındaki gerilimi yükseltir mi iyice? Nasıl bir yol izler hem Türkiye hem de ABD? Öncelikle sevgili Melik Yiğit'e ve dostum Cüneyt Paksu'ya onlara da selamlar söylüyorum. Melik Bey olunca arkamdaki şey gözüküyor ama ters tarafa geldim. Fenerbahçe şeyi gözüksün diye de özellikle yapıyorum Melik Bey burada. Hocam, Kutay Hocam bir sinema ha. Hazırlanıp. Sevgili Cüneyt Paksu'nun da ne kadar iyi Fenerli olduğunu bildiğim için 2-1 burada galibiz. Duranımı bilmiyorum. Evet vallahi. Kutay Hocam yayına epey hazırlanarak çıkmış. Evet ama şöyle oluyor Nur Hanım. Şimdi sabahın 9.30'da izleyicilere SALT S-400, F-35 yok, Amerika yok, Rusya. Yani biraz da insanların gülmeye ihtiyacı var galiba. Biz çok de, katılıyorum hani, size bu konuda. Evet gerçekten. Futbol dostluğu üzerinden Melik Bey'e bir takılayım dedim ben. Cüneyt de arkama eyvallah alarak. Hocam. Öyle bir şey yaptım. İyi yapmışsınız. Yani. Özlemiştik zaten sizi bu arada. Yanındayım. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın söylemleriyle başlayayım ama şu Şangay İşbirliği Örgütü'ne bir değineyim. Olur tamam yani ona da girecektim. Fark etmez isterseniz önce ona sonra şimdi, oraya hayır, da yapabiliriz. Sevgili Melik Yiğitel oradan başladığı için önce onu bir değineyim. Yani tamam, Türkiye'nin tamam, Şangay'a tam üyelik hedefi şu aşamada çok zor. Nedenini söyleyeyim. İki, Şangay içerisinden değil. Şimdi 96'dan beri Çin üzerine çalışıyorum. Şangay İşbirliği Örgütü konusunda belki de Türkiye'de mütevaziliği elden bırakarak söyleyeyim. En çok yazı yazanların ve yorum yapanların başında geliyorum. Şimdi Şangay İşbirliği Örgütü'nün 2001'den itibaren yani Özbekistan'ı Rusya ve Çin'le sınırı olmayan Özbekistan'ı içine dahil ettikten sonra Şangay Beşlisi mantığından ayrılıp bir işbirliğine dönüştüğünü unutmayalım. Çünkü Şangay Beşlisi Sovyetler sonrası ortaya çıkan ülkelerle Çin'in sınır sorunlarını çözmek üzere ortaya konmuştu. Hatta şöyle söyleyeyim, en geç sınır sorunu da Rusya ile Çin arasında çok küçük olmasına rağmen çözülebildi. Çok en küçük sınır olmasına rağmen çözülebildi. Ama Şangay İşbirliği Örgütü ile işler değişti. 2002'de bir anayasa yazdılar. O Şangay Anayasası'na da bakabilirsiniz. Ama özellikle 2002'den sonra yapılan tüm zirvenin sonuç tutanaklarına bakın. O sonuç tutanaklarında değişmeyen bir madde olduğunu çok net olarak görürsünüz Nur Hanım. O da şudur. Dünyanın tek kutuplu olmasına karşı olduklarını, NATO'nun genişlemesine karşı olduklarını, NATO'nun düşmanca tavırına karşı olduklarını ifade ederler. Şimdi NATO üyesi bir Türkiye'nin Şangay İşbirliği Örgütü içerisine kabul edildiğini, velev ki kabul edildiğini kabul edelim. Siz bu bildiriye nasıl imza atacaksınız bir NATO üyesi? Bakın burada iş biraz sarpa sarar. Şimdi diyalog ortağı olmak ya da gözlemci olmak Şangay İşbirliği Örgütü'nde çok fazla bir şey ifade etmiyor. Örgütün yapısı içerisinde bir şey ifade etmiyor. Ama tabii ki o örgütün içerisinde neler konuşulduğunu, neler yapıldığını, Türkiye'nin buradan çıkarları neyi barındırır bunu alabilmek çok önemli. Orada o güveni yaratabilmek de çok önemli. Bunları da bir kenarda tutmak lazım. Şimdi bunun üzerinden Türkiye doğuya mı gidiyor, batıya mı gidiyor tartışmalarını biz her Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi öncesinde ve sonrasında gerek Avrupa ve Amerika medyalarında gerekse Türk medyasında sıklıkla karşılaşıyoruz. Sonuçta 3 gün sonra bu tartışmaların hepsi kesiliyor. Yazı yazanlarınkiler geçmişe de kalıyor ve bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi Türkiye'nin 1923 kurucu felsefesinde ortaya koyduğu yapı ki bu hani 600 yıllık Osmanlı
dünya iktidarında da değişmeyen bir parçaydı. Batı'dır. Şimdi şöyle söyleyeceğim Nur Hanım. Her şey tamam ama Şangay içerisindeki ülkelerin gerek demokratik yapıları, gerek ekonomik yapıları, gerekse işleyişleri Türkiye'nin şu andaki yapısıyla kıyas bile götürmez. Mevzu bahis değil. Şimdi bütün bunlar içerisinde Türkiye batıya ya da doğuya sırtını dönmez. Türkiye yalnızca ötekileştirilmeye çalışıldığı batıya benim konumumu tekrar hatırlayın şeyleri veriyor, sinyalleri veriyor. Bak, bakın bu çok önemlidir. Çünkü Avrupa Birliği'nde, yani Avrupalı ülkelerin işte stratejistleri, uzmanları, akademisyenlerin yazdıkları yazılara bakarsanız Türkiye hiçbir zaman kaybedilecek ülke konumunda değil. Türkiye kaybedilmeyecek ülkelerin en başında geliyor. Ama bunu yaparken Avrupa'nın içerisine almaktan da bahsetmiyorlar. Türkiye kapıda tutulmalı, hiçbir yere gitmemeli, yani Batı'nın dışına gitmemeli. Ama artık o uluslararası yapı da değişti Nur Hanım. Yani artık ne, bakın artık ne Soğuk Savaş'tayız, ne de Soğuk Savaş'ın hemen sonrası yaşanan o 15 yıllık süreçteyiz. Yani bu süreç de değişti. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri 1990'ların başından beri bize hava savunma silahları vermeyi sürekli bir şekilde öteledi. Bir şekilde tam alım aşamasına geldik, fiyat arttırdılar. Tam alım aşamasına geldik, dediler ki bizim personel çalıştıracak bunu, sizinkiler çalıştıramaz. Şimdi yani karşı ülkenin bağımsızlık prensiplerine aykırı ne varsa onu yaptılar. Sonuç ne oldu? S-400 alındı. Pekala siz S-400'ün salt bir... Kutay evet, Hocam, bir şey bitireyim. Çok ben hemen dilerim. Bitireyim söyleyin. Evet. Yok, ben size bir şey soracaktım da bu Şangay'ı kapatmadan Kutay Hocam. Önemli bir şey söylediniz. Şimdi ben o Özbekistan dönüşü, o açıklamadan sonra sevgili hocam dışlarından önemli bir yetkililiyle konuştum. Ben de şeyi düşündüm. Açıklamayı görünce hatta bir grup arkadaşla konuşurken muhtemelen Avrupa Birliği'ne karşı biz biraz el yükseltiyoruz. Yani bakın daha çok doğru. Bekleme odasında olursam başka tercihe giderim ha gibi bir şey olarak algıladım. Fakat dışişleri yetkilisiyle konuştuğumda eğer tabii hani ben de burada araştırılmıyorsam şayet dedi ki Şangay İşbirliği Örgütü bir tercih olabilir. Ya nasıl olabilir dedim. Hani NATO var. Dedi ki hayır, NATO bir güvenlik kulübüdür. Bir güvenlik şemsiyesidir. Ancak Avrupa Birliği'ne alternatif olarak Şangay'ı konuşabiliriz. Ama siz az önce çok çarpıcı bir örnek verdiniz. NATO'ya karşı Şangay'ın bir bildiri yayınladığını söylüyorsunuz. Dolayısıyla o zaman eğer bunu zorlarsak, yani bu Avrupa Birliği'ne ilişkin bir el yükseltmeye de bu süreci hızlandırmaya dönüp değil de gerçekten buraya girme gibi bir çaba varsa, o zaman NATO üyeliğimiz de tartışmalı hale gelir. Doğru mu anladım? Melik Bey, çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir soru. Hemen ona da cevap vereyim. Esasında benim söylemek istediğim de bu. Şangay İşbirliği Örgütü Avrupa Birliği'ne alternatif gösterilmekle beraber Şangay içerisinde bir terörle mücadele merkezinin, Şangay içerisinde özellikle Rusya ve Çin'in başını çektiği her yıl düzenli tatbikatların yapıldığını ve Şangay İşbirliği Örgütü'nün temel kuruluşu olan Şangay Beşlisi'nin tüm felsefesini anayasasında kabul ettiğini, Şangay Beşlisi'nin temel felsefesinin de güvenlik odaklı olduğunu lütfen kimse unutmasın. Yani sizin konuştuğunuz dışişleri temsilcisi gerçekten bunları bilmeden Şangay'ı Avrupa Birliği ile bir Avrupa Birliği alternatifi olarak gösteriyorsa çok büyük bir yanılgı içerisinde o zaman Türk Dışişleri Bakanlığı. Ben böyle algılarım. Ya da o şahsa kendine ait bir düşünce değilse. Bunu da aç parantez söylemek lazım. Şimdi Şangay İşbirliği Örgütü bir şekilde 2001 yılı itibariyle kurucu felsefesinde işaret ettiği noktalar var. Birincisi şu, Şangay bölgesine yabancı bir gücün girişini engellemek. Sizce bu ekonomik bir hamle midir Melik Bey? Öyle bir şey olabilir mi? Bakın, mümkün değil. 2007'de enerji kulübü kurdular.
Moskova merkezli. Enerji kulübünün amacı Asya'nın kaynaklarını Asya'da harcayabilmek. Pekala sizce böyle bir şey olabilir mi? Sevgili Cüneyt Baksoy söylesin. Böyle tek taraflı bir ekonomik yapı oluşturulabilir mi? Ama bu söylem açısından var. Dolayısıyla eğer Şangay İşbirliği Örgütü'nü biz Avrupa Birliği'nin bir alternatifi görüyorsak gerçekten büyük yanılgı içerisindeyiz. Onu söyleyeyim. Gerçekten büyük yanılgı içerisindeyiz. Şangay İşbirliği Örgütü'nün içerisine bir bakın. Ana iki tane unsur adı üzerinde Şangay. Şangay İşbirliği Örgütü. Yani ana unsur Çin. Çin'in açıklamalarına bir bakın. NATO karşıtlığı, Amerika karşıtlığı inanılmaz boyuttadır. İş ticarete gelince bunların hepsi Çin'de bir kenara atılır ama Rusya için Çin'den farklı olarak öncelik güvenliktir. Şimdi Şangay İşbirliği Örgütü'ne Rusya güvenlik eksenli yaklaşıyor. Çin'in ilk baştaki yaklaşımı tamamen ekonomi eksenliydi ve Çin Halk Cumhuriyeti Şangay İşbirliği Örgütü'nün genişlemesi yönünde de bazı kurallar koymaya çalıştı. Kuralların başında da dünyada sorunlu olan ülkelerle birbiriyle çatışma içerisinde olan ülkelerin Şangay İşbirliği Örgütü içerisine alınmaması konusu mevzu bahisti. Fakat Rusya bunu istemedi. Rusya örgütün daha fazla genişlemesini istiyor. Bu genişlemeyi istemesinin tek nedeni NATO ve Amerika Birleşik Devletleri ya da Batı değil. Aynı zamanda örgütü genişleyerek örgüt içerisinde Çin'in hakimiyetini de kırmak istiyor. Çünkü Rusya'nın ekonomik yapısı Çin'le ya da hem ekonomik yapısı hem dijitalleşmesi teknoloji gelişimi Çin'le rekabet edecek durumda değil. Ve Çin'in büyük yatırımları var. İşte bu kuşakla örneğin büyük bir aldatmacadır. Ben her zaman söylüyorum. Türk dünyası için en tehlikeli projelerden biridir. Şimdi bu açıdan baktığınız zaman Rusya'nın güvenlik ekseni hem Batı hem Çin üzerine. Rusya'nın baskısıyla Hindistan örgütü alınmaya durumda. Bu sefer Çin dedi ki Pakistan da girsin. Ne oldu? Hindistan-Pakistan barış anlaşması mı yaptılar? En son geçen sene Duşanbe zirvesinde İran'ın katılımı onaylandı. Bu zirvede de katılım anlaşması imzalandı. Pekala İran'ın nükleer krizi, İran'ın dünya sisteminden bir şekilde ayrıştırılması bitti mi? Hayır, bitmedi. Burada örgüt içerisindeki temel mücadeleden en azından genişleme anlamında Rusya'nın bir şekilde öne çıktığını görüyoruz. Şimdi bütün bunlara baktığınız zaman Şangay, bir şey soracağım. Örneğin siz Avrupa Birliği'nin ortak bir tatbikat yaptığını gördünüz mü? Hayır. Avrupa Birliği ekonomik bütünleşmede başarılı olmuş ama askeri ve siyasi bütünleşmede düce kalmış bir örgüt çünkü. Evet. Bunu yapamadıkları için Amerika'nın vagonuna takıldılar. Bu son hamlede. Şimdi ama Şangay'da böyle bir durum yok. Bir de şöyle bir şey var. Şangay içerisinde Rusya dahil tüm ülkelerin gayri safi milli hasılasını toplayın. Çin'e yaklaştıramazsınız. Nüfusların hepsini toplayın, Çin'e yaklaştıramazsınız. Ve şimdi İran'ın alınmasıyla dünya doğalgaz üretiminin %51'ini ele geçirmiş bir Şangay İşbirliği Örgütü'nden bahsediyoruz. Pekala Şangay İşbirliği Örgütü Enerji Kurulu bu doğalgazı fazlasıyla Asya'ya kanalize ettiği anda hem Batı'nın izole ettiği İran'ı kurtarmış olacak, hem Rusya'nın satışını kolaylaştırmış olacak, hem de Asya'da en aç Hindistan, Çin, Pakistan gibi ülkeleri de doyurmuş olacak. Bütün bunlara baktığınız zaman Şangay İşbirliği Örgütü bir Avrupa Birliği değil. Peki Cüneyt Hocam, tam da Kutay Hocam'ın bıraktığı bu noktadan devam edelim. Sizin enerji meselesiyle sizin konuştuğumuz bu çerçevede perspektifiniz nedir? Şimdi sevgili Kutay Hoca, sevgili dostum, bütün çerçeveyi net olarak çizdi. Yani bir üyelik durumunun
teknik olarak da temel olarak da mümkün olmadığı mevcut şartlarda, Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlara bağlı olarak mümkün olmadığını belirtti. Zaten olayı, yani biraz işin içine ekonomik boyutu da katarak, senin dediğin gibi enerji boyutu işin ekonomik boyutundan sadece bir tanesi. Global ölçekte şu an aylardır konuştuğumuz birçok başlık var ekonomi ajandasında. Evet. Ve bu ekonomi ajandasında konuştuğumuz başlıkların artık yavaş yavaş dünyayı farklı bir noktaya götürdüğünü de konuşuyoruz. Yine aylardır. Limelik ve Kutay'ın dediği o tek kutuplu sistemden çıkmaya itiraz aslında beraberinde çok kutuplu, işte Şuay Hoca'yı da analım burada. Evet. Aslında dinamikleri farklı. Yeni bir çok kutuplu bir dünya düzenine doğru bizi götürüyor ister istemez. Öyle ya da böyle. Yani bir tarafta Amerika Birleşik Devletleri ve yanındakiler, bir tarafta Kutay çok güzel özetledi, Çin ve yanındakiler. Ama işte Rusya'nın buna şerhi, Hindistan'ın arka planda bu işin içinde olur gibi ama Amerika ile olan ilişkileri de göz önünde olduğunda buna şerhi. Dünya kendi yönünü ararken Türkiye bir şeyi çok doğru yaptı bugüne kadar. Yani hem doğuyla hem batıyla olan ilişkilerini canlı tutması, proaktif bir yönetim tarzı Türkiye'ye ciddi bir avantaj sağladı. Biz Ukrayna Savaşı'nda İstanbul'da bir barış görüşmesi düzenleyebildiysek ya da tahıl koridorunu çalıştırabildiysek, bu sadece Rusya'ya olan yakınlığımızdan ya da Ukrayna'ya olan yakınlığımızdan kaynaklanmadı. Doğal olarak bölgedeki tüm ülkeler dışında Batı ile olan iletişimimizin gücü, çünkü Amerika Birleşik Devletleri gibi bir dominant karakter var orada. Onun neticede sürece müdahil olma her an imkanı vardı ki olaya pozitif baktılar. Avrupa Birliği'nin zaten işine geldi, bu tarafa ihtiyaçları vardı gibi. Yani bu sadece ufak bir örnek ama işin ekonomik boyutunda herkesin birbirine arka planda ihtiyacı olduğu, ama bu ihtiyacın tarafa çıktığımızda karşılıklı güç dengesi arayışına da bizi götürdüğü bir dönemden geçerken, Türkiye'nin yönünü değiştirmek ya da yönünü farklı bir yere taşımaktan ziyade aynı Kutay gibi düşünüyorum bunu, bir ya da Melik gibi, Melik de öyle düşünüyor diye algıladım, Türkiye'nin bunu bir kart olarak kullandığını düşünüyorum kendi adıma. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nden an itibariyle istediklerimizi alabildik mi? Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine Türkiye şartlı izin verdi. Bu şartların an itibariyle gerçekleştiğini görüyor muyuz? Daha F-16'da tıkandık, işte sorulardan biri de oydu. Tabii işin içine sevgili Kutay bu konuda ne der benim için önemli. 18 yıl sonra İsrail Cumhurbaşkanı'nın geldiğinden itibaren normalleşmeye başlayan Türkiye-İsrail ilişkileri de koyalım. Türkiye'nin batıdan bu şartlarda ayrılması mümkün mü? Yani ya da NATO'dan çıkması öyle kolayına mümkün mü? Ama burada politikayı algılarken ya da politikayı anlarken bazı söylemlerin karşı tarafa bir şeyleri anlatmak için bir yöntem olduğunu da unutmamak gerekiyor. Yani sevgili Kutay da bunu belirtiyor. Yani birkaç gün bu konuşulur, köpürtülür. Arkası da işler kendi ekseni içine devam eder. Türkiye'nin an itibariyle Avrupa Birliği'ne girmesi de hayırlı mıdır, değil midir? O da tartışılmaya açılmalıdır bu noktadan sonra. Sembolik olarak evet, Avrupa'nın kapısındayız, bekliyoruz. Avrupa kendi içine problemlerini çözebilmiş midir? Onu da tartışmak gerekir. İşte enerji kriziyle baş başa kaldılar. Enerji üst başlık haline getirildi. Avrupa'nın bir dolu sorunu var. Biz sevgili Kutay'la birçok yayında bunları anlatmaya çalıştık beraberce. Yani niye 1 dolar 1 euro eşitlendi, hatta 1 dolar 1 euronun üstüne geçti 22 sene sonra? 1.60 pariteden tekrar o 22 sene önce başladığı yere geri dönüyor Avrupa. Neden bu kadar ülke bir araya gelip kendi para birimini oluşturup
O para birimini rezerv para yapmayı bırakın. Bir de değer kaybına doğru evriliyor iş. Mali birlikten öteye parasal birlikten öteye gidemediler ki. Mali birliği tam olarak kurgulayamadılar. Bunu siyasal birliğe götüremediler. Neticede Avrupa Birliği de kendi içinde birçok tartışmaya açık şu an. Bakın daha şimdiden çatlak sesler başladı. İtalya'da politikanın geldiği noktaya bakın. İngiltere'nin Brexit sonrası oluşan yeni yapılanmaya bakın. Yani Almanya kreditör ülke olarak Avrupa'nın en büyüğü ama artık Avrupa'yı Avrupa Merkez Bankası'nın yardımıyla nereye kadar ekonomik olarak ayakta tutup bunu daha sonra birliği daha da kuvvetlendirmek noktasına getirebileceksiniz. Asya almış yürümüş. Teknolojik olarak da farklı dinamiklerle de ama aynen Kutay'ın dediği gibi Şangay içerisinde Çin bunu Çin'in lehine kullanmaya çalışırken diğer ülkelerde bunu bilerek bir denge bulmaya çalışıyor. Ama Çin'in burada hiç naif falan bir tarafı yok. Yani aylardır, yıllardır da yayınlarda paylaşıyoruz. Çin naif bir ülke falan değil. Yani dediği gibi İpek Yolu projesi, bir kuşak bir yol projesi tamamıyla Çin'in batıya doğru Çin'in ekonomik gücünü taşıması. Ha, bunu ne kadar çerçevelerseniz çerçeveleyin. Afrika'da yaptığı yatırımları, Güney Amerika'da yaptığı yatırımları, aylarca biriktirdiği emtia ve tahıl tarafındaki stoklamaları. Yani Çin bir şey hazırlık yaparak geliyor. Pandemiyi bahane gösterdiler, kapandılar birkaç ay. Dünya ekonomisinin enflasyon noktasında ekstrem geldiği nokta ortada pandemi ve savaş sonrası. Özet olarak yani söyleyecek çok geniş çerçevede söylemler var. Çok güzel bir konu bu. Belki de bir programın bütün içini dolduracak bir konu bu ama Türkiye'nin bulunduğu nokta bence an itibariyle en uygun nokta. Yani Türkiye NATO içerisinde ve Avrupa Birliği'nin önünde Avrupa Birliği'nden haklarını ve taleplerini, haklı taleplerini isteyerek durması, Amerika Birleşik Devletleri'yle olan ilişkilerini, İsrail'le olan yakınlaşma önümüzdeki dönemde nasıl etki eder onu da takipte olacağız ama Amerika ile olan ilişkilerini sürdürmesi, bu arada da Rusya ile olan ilişkileri dışında Çin'e uzanan perspektifte Asya ile olan ilişkilerini geliştirmesi çok önemli. Ama Türkiye herhangi bir NATO dışında şu an bir birliğin parçası olmasının Türkiye'ye bir faydası olmaz. Şu anki kazanımlarımıza sebep olan yapının değişmesi anlamına gelir. Bu zaten dünya farklı bir yere gidiyor demektir. Buna mecbur bırakıldıysak Amerika Birleşik Devletleri tarafından, Avrupa tarafından buna mecbur bırakıldıysak o zaman zaten çok farklı şeyleri konuşmak zorunda kalırız. Yani ekonomik ya olarak da siyasal olarak. Küçük bir ekleme yapabilir miyim? Buyurun. Küçük bir ekleme yapabilir miyim sevgili Cüneyt'e? Çok doğru bir şey söyledi son noktası. Eğer biz hani bu tip bir şeyle karşılaşıyorsak dünya çok farklı bir yere gidebilir dedi. Hani Cüneyt ekonomist, ben bu işi uluslararası ilişkiler ve bunun adı savaş sevgili Cüneyt. Türkiye ya da Osmanlı İmparatorluğu ne zaman ötekileştirilmişse Batı tarafından bunun adı savaşa doğru gidiş demektir. Bakın bunu hiçbir zaman bakın istediğiniz yere. Şimdi bir şey daha ifade edeyim. NATO'nun içerisinde bulunmak en fazlasıyla NATO'dan korunmanın en kolay yoludur. Bunu da hiçbir zaman unutmayın. Bakın net olarak söylüyorum. NATO'nun içerisinde bulunmak ilk etapta NATO'dan da korunmanın en kolay yoludur. İki, NATO'nun içerisinde bulunmak sizin için hem Çin tarafından baktığınızda hem Rusya tarafından baktığınızda hangi taraftan bakarsanız bakın büyük bir güvenlik şemsiyesidir. Artı sizin oyunuz herkesle eşittir. NATO'yu bir şekilde siyasi anlamda kısıtlayabilecek bir oy gücüne de sahipsiniz. Dolayısıyla ben gerçekten anlayamıyorum ya. Yani bu NATO'dan çıkalım diyenlerin NATO... Yani bunu söylediğimiz zaman Nur Hanım bize vay Amerikancı falan diyen de oldu. Bunu da söyleyeyim. Derler. Yok ya bizi aynen öyle hocam. Bizi tanıyan tanır. Bizim ne olduğumuzu bilen bilir de. Hani bunu biz Türkiye'nin çıkarı neredeyse oradayız.
Yani burada NATO'dan çıkalım, biz de Şangay İşbirliği Örgütü'ne gireriz. Yok kardeşim, yani çok teşekkür ediyorum. Çoğu programda Şangay Beşlisi geçiyor hala. 2001 yılında ölmüş bir organizasyon ama biz en azından burada Şangay İşbirliği Örgütü'ne diyebiliyoruz yani. Kutay Hocam, siz en azından hani bu söylenmiş, biz hani NATO Türkiye'ye müdahale etsinleri bile duyduk bu televizyon ekranlarında. Burada sevgili hocama tamamlayıcı olarak kendi konuşmamı da bitirmek üzere bir iki dakika daha isteyeceğim sevgili Nur. Şimdi tam bu noktada işte Türkiye'nin mevcut konumunu değiştirmesi Türkiye'nin yararına değil, Türkiye'yi sonrasında daha farklı problemlere götürebilir. Sayın Cumhurbaşkanı bunu gayet net olarak bildiğini düşünüyorum. Burada söylem tamamıyla ABD ve AB'ye bir mesajdır. Neticede Türkiye'nin önümüzdeki dönem doğrudan sermayeyi, ekonomik boyutu tarafından söylüyorum, doğrudan sermayeyi daha fazla içine alarak pandemi sürecinde oluşmuş arz talep problemleri, işte tedarik zinciri problemleri noktasında ihracatını arttırıp bir üretim üssü, yeni program, ekonomik program öyle çünkü biliyorsun. Bunun daha da gelişmesi, bunun daha da genişlemesi için ve enerji noktasında, çözüm noktasında bir bölge olarak Türkiye'nin denklemin içinde en önemli noktada kalabilmesi için mevcut konumu çok önemli bir konumlama. Bu noktada aynen katılıyorum. Hem NATO'ya karşı hem Doğu'ya karşı Türkiye'nin şu an mevcut konumlaması hem bir savunma kalkanı oluşturuyor hem de genişleme imkanı sunuyor. Yani bu imkandan niye vazgeçelim? Avrupa Birliği'nin önünde durmak, Avrupa Birliği'ne girmekten daha kıymetli hale gelmiştir. En azından söylüyorsunuz. Çok doğru. Çok doğru. Ne olduğunuzu söylüyorsunuz. Bastırıyorsunuz. Bundan sonra Avrupa uyanmak zorunda. Böyle bir enerji krizi, böyle bir mülteci krizi varken dünyada, ekonomi farklı bir yere evriliyorken, Türkiye tam en iyi yerde duruyor bence. İçinde olmaktan daha iyidir önünde durmak. Evet. Net olarak kendi adıma bir kez daha, ama önemli olan şu: evrensel sistemde bu işin batısı doğusu yok. Gelişmiş ülke olmak istiyorsanız, gelişmiş ülke statüsünde artık başka bir dikte, G20 içinde ilk ona doğru gitmek istiyorsanız, Türkiye'nin yolu belli. Türkiye'nin bu yolunda olduğunu ben kendi adıma düşünüyorum. Herhangi bir değişim, vites değişimi ya da bir geri vites mevcut durumu değiştirir, kazanımları farklı bir noktaya getirir diye düşünüyorum ez cümle. Hani güzel de bir bölüm oldu hep beraber diye de belirtmek isterim. Keyifliydi gerçekten. Bu kadar net açıklamış olduk. Sağ olun. Peki siz ne dersiniz Melik Yiğitel? Artık hani dağılma ihtimalde konuşulan bir AB var. Buna ihtimal veriyor musunuz? Öte yandan bir soru daha ekleyeyim hemen. Tabii. 52 yıldır hani üyeliği bekletilen bir Türkiye olduğunu da düşünürsek, hani şu vakte kadar biz ne kaybettik üye olmayarak? Bu saatten sonra üye olsak ne olur, ne getirir bize ya da ne getirmez? Ya şimdi şöyle, ben işte Avrupa Birliği dağılıyor, bitiyor, can çekişiyor, ben bu tür şeylere çok katılmıyorum. Yani en iyisi olana kadar en iyisi bu. Yani Avrupa Birliği şu anda o anlamda bir alternatifi yok. Şu anda en iyisi o. Ve siz eğer Batı'nın bir parçasıysanız da o kulübün içinde olmak durumundasınız. Bunun çok ciddi artıları var. Türkiye kültür kodları itibariyle, siyasi kodları itibariyle de Batı'ya daha yakındır. Bakın ben bunu az önce Kutay Hoca dedi ya, şeyde bunu deyince biraz böyle çullanıyorlar üzerinde. Evet, evet. Ben onun nasibini alanlardan biriyim. Birçok tartışma programında en son Doğu Periçek beni CIA ajanı olarak ilan etti. CIA demek yani. Dedi ki sen CIA ajanısın dedi. Ve sistemin içine yerleştirilmişsin. Ya ben neymişim dedim reklam arasında ya. Hem de sistemin içine yerleştirilmişim falan böyle. Nedeni de şuydu. Benim Türkiye kod olarak Batı'ya yakın demem ve Avrupa Birliği bitmiş falan değil. Şimdi hani eğer NATO'dan çıkmak ya bir alternatif yokken, yani şimdi az önce Cüneyt Hocam harika bir şey söyledi ve Kutay Hocam da onayladı ki ben buna altına hiç böyle tereddütsüz imzamı atarım.
NATO üyesi olmanız NATO üyesi ülkelere karşı da sizi koruyor. Bugün eğer Yunanistan NATO üyesi olmasaydı Yunanistan'la çok başka şeyler yaşardınız. Amerika ile Suriye'de yaşadığınız gerilimde çok başka bir şey yaşardınız. Hatta zaman zaman Rusya ile yaşadığınız gerilimde bile NATO üyesi ülke olmanız sizi dengeledi. Dengeledi. Çünkü şimdi dolayısıyla bunu, bu parametreleri göz ardı ederek böyle hani biz atımıza binelim hani kovboy gibi sağa sola kement atalım. Dünya öyle bir yer değil. Tek başınıza bunu yapamazsınız. Kaldı ki bakın mesela şey deniyor işte Şangay İşbirliği Örgütü ya da işte NATO'dan çıkalım falan. Ya bir keresin ordunuzun yapılanması, eğitim tarzı falan bunlar hep batı konsepti NATO. Ya bu bile 50-60 yılı alır. Hı. Öyle ha deyip geçelim de geçilmiyor. Bir futbolda oyun sistemini değiştirmek bile en az 20 maç alıyor o sistemin oturması. Yani atıyorum 3-5-2 eski demo'da 4-4-2'ye geçtiniz. O sistemin oturması bile o kadar zaman alıyor ki. Ya bu siz 100 yıllık bir cumhuriyetin kodlarını bir anda değiştirmekten söz ediyorsun. Böyle kolay bir şey mi? Yani o bakımdan da ben şimdi bunu söylerken de şunu söylemiyorum. Batıya teslimiyet, her şeye evet değil. Çatır çatır zaten müzakere ediyoruz her konuda. Hiçbir şeye tamam demiyoruz ki. Yani bir şöyle zannedilmesin. Yani bunu dediğiniz anda bir mecburiyet ilişkisini kabul etmek anlamında bir şey değil bu. Ne münasebet? Bir mecburiyet ilişkisini kabul etmek ya da işte buyurgan bir dile evet demek demiyorsunuz zaten. O yüzden birçok şeyi de yaşıyorsunuz zaten. Avrupa Birliği ile gerilim yaşıyorsunuz. NATO içinde gerilim yaşıyorsunuz. NATO üyesi bir ülke. Ya şimdi mesela şunu biz farkında değil miyiz? Düşünebiliyor musunuz? NATO üyesi bir ülkesiniz. NATO'nun en büyük partneri Amerika. Siz 84'ten beri mücadele ettiniz. YPG silah veriyor. Görmüyor musunuz bunu? Görüyorsunuz. Buna da itiraz ediyorsunuz zaten. Çatır çatır itiraz ediyorsunuz. Şangay'da olsanız ne yapacaksınız? Amerika'ya savaş mı açacaksınız? Yani hadi bakın Rusya saldırsın Amerika'ya da göreyim ya da Çin saldırsın. Öyle değil o işler. Yani çok böyle düz mantıkla bakıldığında biz içinden çıkamayız. Çok daha stratejik, çok daha derinlikli. Ben o yüzden az önce mesela Kutay Hocam'a onu sordum. Ya anladım ki sistemin içinde belirli kimseler Şangay'la işte Avrupa Birliği arasında çok kolay tercih yapılacak gibi bakıyor. O yüzden ben mesela Kutay Hocam'a onu sordum. Ya ben de hani mesela konuşurken şaşırdım. Ya bu kadar kolay mı ya? Bu böyle ya insan hani ne bileyim takım değiştirmek bile bir şey, kimse takımını bile değiştirmez. Öyle kolay bir iş değil bu ya. Yani o yüzden de diyorum ki bunlar çok zor işler. Ben şeyi anlarım. Avrupa Birliği'ne karşı Şangay'ı bir kart olarak kullanmak, hatta bu ilişkileri geliştirmek ki S-400 aldınız. Bu bir tercih. Rusya-Ukrayna savaşında ben taraf olmayacağım dediniz. Kendi eksenini belirlediniz. Zaten gücünüz buna yetiyor. Birçok şeye gücünüz yetiyor. İtiraz ediyorsunuz zaten ve bu sizi zaten güçlü kılıyor. Bunu alternatif hadi camiyi terk edelim, hadi işte bu cemaati bırakalım ya da işte bu sokağı terk edelim, mahalleyi terk edelim çözüm değil. O yüzden diyorum yani bunlar böyle çok incelikli hesaplar. Bunu söyleyince de ne olur? Yani birileri bizi böyle Amerika'nın ajanı, yok batıcı, yok bilmem sistemin içine yerleştirmiş cihacı falan değil. Kimlerle çalışıyormuşuz yani çıkarlarını biraz daha işin matematiğine uygun konuşmak gerekiyor. Evet. Şimdi siyah falan deyince ben de bir tedirgin olmadım değil hani onu söyleyeyim yani. Belki sistemin içinde mi? Valla siz, evet. Sizi ben Kutay Hocam sizi ben Doğu amcama söyleyeceğim. tabii orada ama işi tek Amerika tarafından bakmayalım değil mi Melik Bey? Bir de Çin'den gelenlere bakalım. Onları kim nasıl yönlendiriyor ona da bir bakalım. O zaman kimin ajan olduğu kimin olmadığı da ortaya çıkar yani. Peki Kutay Hocam. Aynen öyle. Şimdi tüm bu konuştuğumuz çerçevede düşündüğümüzde NATO üyesi ülkelerden de zaman zaman gelen işte Yunanistan'ın yanındayız açıklamalarına baktığımızda hani velev ki Türkiye Yunanistan arasında sıcak bir çatışma oldu olmaz inşallah da o ve benzeri durumlarda NATO üyesi ülkeler ya da hangi ülkeler Yunanistan'ın yanında yer alacak? Ya Nur Hanım, ya ben bu soruya tek bir cevap vereyim mi önce? Tamam. Olmaz.
çatışma falan olmaz. Nereden çıkartıyoruz bunları ya? Yani bu kadar kolay değil. Bakın Yunanistan Türkiye arasında çatışma çıkması demin sevgili Cüneyt'in söylediği artık her şeyin ayrışması noktasıdır yani. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Sizce Amerika yani Birleşik Devletleri çatışması çok başka bir şey. İki NATO üyesi ülke çatıştı. Şimdi Amerika mı? Birleşik NATO'ya Devletleri NATO'ya geçmiş olsun. Amerika Birleşik Devletleri Soğuk Savaş sonrasında arkasına takamadığı Avrupalıları ilk defa Rusya'nın Ukrayna işgaliyle arkasına takmış durumda. Belki de kaybettiği kutubu tekrar kurma aşamasında Batı'da. Eğer enerji problemini eğer çözebilirse Avrupa'nın, çok zor gözüküyor ama çözebilirse Batı'da Amerika liderliğinde bir kutubu yaratmayı başarmış olacak Biden yönetimi. Şimdi soru şurada. Böyle bir kutubun lokomotifi NATO mu? Evet. Pekala NATO içerisindeki iki devletin çatışması, savaşması, sevgili Melik Yiğit'in dediği gibi NATO için ölüm fermanı mı? Evet. Sizce bunu isterler mi? İstemezler. Bakın çok basit. Yunanistan tarih boyunca ne zaman sağ partiler iktidara geldi, o sağ partilerin iktidarında şöyle bir şey oluşur. Gerek iç politikada, gerek dış politikada yatar kalkar Türkiye ile uğraşırlar. Çünkü argüman hep Türkiye üzerinden kurulur. Yani halka sattıkları çay kötü çıksa bunlarda Türkiye'nin parmağı var derler. O boyutta bir yapı vardır. Tamam, hedef ne o zaman? Çatışmasınlar ama ortalık kızışsın mı sürekli? Şimdi anlatacağım ama şu anda Yunanistan'da da seçim var seneye ve Miçotakis hükümeti eğer Türkiye'de böyle bir şey olsaydı çok daha farklı bir nokta olurdu. Biz antidemokratik olmakla suçlanırdık. İşte Batı temellerine aykırı, felsefesine aykırı davranmakta. Ya adam muhalefeti dinlettirdi ya. Kendi yeğeni vasıtasıyla. Ve Avrupa Birliği yalnızca ufak bir kınamayla geçiştirdi bunu. Şimdi Miçotakis hükümeti de gerek ekonomik açıdan gerekse bu tip hikayeler nedeniyle zor durumda. Ve seçim var. Bu seçimi bir şekilde egale etmenin tek yolu Türkiye üzerinde. Bir şey soracağım şimdi. Sevgili Melik ve Cüneyt cevap versin bak buna. Şu S-300'ler bir NATO görevinde bir NATO uçağını, bak Türkiye'yi falan geçin, bir NATO uçağını hasım olarak blokladı. Yani kitledi. Şimdi bunun tersini düşünelim. Biz S-400'lerle bir NATO görevinde bir Yunan F-16'sını kitlediğimizi düşünelim. Bakın ne olacaktı durum. Düşünebiliyor musunuz? Kıyamet Türkiye olur. Türkiye bunu kıyamet yapsa, olurdu hocam. Kıyamet kopardı. Bak kıyamet kopardı. Gerek Türk siyaseti, iç siyasetinde gerekse uluslararası kamuoyunda kıyamet kopardı. Siz bir NATO görevindeki F-16'yı, o F-16 artık Türkiye'nin F-16'sı değil, NATO'nun F-16'sı çünkü. Hani maalesef S-400 alınırken birçok emekli generalimiz çıktı, dedi ki işte buradaki S-300'ler hangarlarda tutuluyor, tatbikatlarda kullanılıyor yalnızca. Ben de dedim ki o zaman, ya tatbikat kelimesinin anlamını söyleyin bana ya. Tatbikat savaş oyunu demektir. Siz savaş oyununda kullandığınız ve çalışan bir cihazı savaşta da kullanabilirsiniz demektir bu. Ve ne oldu? Kullandıklarını da hep beraber gördük. Şimdi ne diyeceğiz? Şimdi o S-400 karşıtlığını nasıl açıklayacaklar o zaman bu pozisyonda? Şimdi şuraya geleceğim. Bu iki noktayı gösteriyor. Bir, NATO içerisinde de Rus silahları kullanılabiliyor. Çünkü bu bir yazılım meselesi. Yazılımı getirir oraya endekslerseniz çok rahat kullanırsınız. Dolayısıyla Türkiye'nin S-400 alımındaki hikaye NATO silahları ya da NATO içerisinde S-400'lerin entegre edilemeyeceği üzerindeki hikayeden kopmuş durumda. Amerika Birleşik Devletleri diyor ki ben Rusya'yı yalnızlaştıracağım. Biden'ın söylemi bu. Biden'ın söylemini hatırlayın. O Trump'ın Make America Great Again, Amerika'yı tekrar büyük yapmak sloganından
US is back'e döndük, Amerika geri döndü. Kime geri döndü? Tarihi düşmanlara geri döndü. Tarihi düşman kim? Başlangıçta Rusya Federasyonu. Eğer Çin de bunun vagonuna takılırsa Çin de artık düşman. Rusya düşmansa Rusya her şekilde blok edilmeli. Rusya'nın askeri satımları da bir şekilde blok edilmeli. Çünkü NATO yalnızca bir güvenlik örgütü değildir Amerika için. NATO Amerikan silahlarının diğer NATO ülkelerine satımı için de bir ekonomik örgüttür. Bir savunma ekonomisinin Amerika adına döndüğü bir örgüttür çünkü. Dolayısıyla pekala aynı Amerika Kars'a yaptırımlarını niye Hindistan'a uygulamadı? Hindistan S-400 almadı mı? Şimdi şöyle geleceğim. Tüm bunların içerisinde demin Cüneyt mi söyledi, Melik mi söyledi bilmiyorum ama çok açık bir şekilde şöyle bir şey var. Bizim İsrail'le ilişkilerimizi düzeltmemiz, Amerika'da temsilciler ve Senato'da oluşan Rum ve Ermeni lobisi vasıtasıyla oluşan o Türkiye karşıtlığı konusunda bir denge yaratacaktır. Bunu bekliyorum ben. Şimdi Pelosi'nin o ağlama hikayesine bir tweet attım. Dedim ki bu seneki Oscar adayım en iyi kadın oyuncu Pelosi'dir. Yani bu böyle bir sahte, böyle bir diplomasiden uzak, tarihten uzak, işgalci bir devletin topraklarında işgal edilen, Birleşmiş Milletler tarafından işgalci olduğu belirlenen bir devletin Amerika tarafından, Amerika Temsilciler Meclisi Başkanı tarafından resmileştirilmesi hayretler içerisinde seyrediyorum. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Amerika'da birçok noktada Trump'ın Amerika'nın başına bela olduğunu söylerken Trump dedi ki Amerika için en büyük bela Pelosi'dir. Gerçekten Trump haklı çıkıyor baktığınız zaman. Yani gerçekten haklı çıkıyor. Bunu bir kenara atmayın, haklı çıkıyor. Şimdi soru bak, çok net olarak soruyorum. Amerika'nın eski başkanının evine FBI baskın yaptı mı belgeler nedeniyle? Yaptı. Yaptı. Pekala soru şu, yüzlerce insanın katili, Türkiye'nin binlerce, 70 dosya galiba yanlış hatırlamıyorsam, kanıt verdiği hain örgütün liderinin evine bir kere FBI bir baskın yapmış mı? Batı'nın demokrasi anlayışı da, Batı'nın demokrasi ilerleyişi de önce bendir. Önce ben olduğu müddetçe demokrasi Batı için demokrasidir. Bu kadar basit. Ama tüm bunlara rağmen Türkiye'nin eksen değiştirmesi falan değil. Türkiye kendi dış politik tavrını net olarak ortaya koymalı. Bu tavırdan vazgeçmemeli. Evet bakın, Rusya-Ukrayna krizinde sevgili Cüneyt söyledi. Dedi ki işte biz orada da şey tarafında ortada kaldık. Sevgili Melik de söyledi bunu. Ama bunu yaparken Kırım'ın Ukrayna'nın bir toprağı olduğundan, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden vaz mı geçtik? Hayır. Ukrayna'ya savunma silahı ya da saldırı silahı satmaktan vaz mı geçtik? Hayır. Hayır, yapmadık bunu. Aynen bankalarımız şu anda Rus sistemini kapatıyorlar biliyorsunuz. Bunda da çok haklı nedenler var. Çünkü bunu Cüneyt çok daha net açıklar. Yani sonuçta sistemin yürümesi gerekiyor. Ve sistemin bağlı olduğu taraf Batı. Siz ben bıraktım, bir alternatif buldum. Şangay'a gideceğim. Yani o artık her sene oluyor bu. Bunu da çok fazlasıyla gündeme getirmemek artık gerekir. Çünkü alışkanlık yapar. Bu sefer söylediğinizin de bir anlamı kalmaz. Siz ne dersiniz Cüneyt Hocam? Hani tüm bu konuştuğumuz başlıklar karşılığında nasıl bir diplomatik tavır gerekti sizce? Vallahi başından beri aslında konuşmaya çalıştığımız, bütün parçaları birleştirdiğimizde ortaya Türkiye'nin nasıl bir diplomatik tavır izlemeye gerektiği ortaya çıkıyor. Yani kendi adıma da konuşmamın başına söylediğim gibi mevcut konumlama bizi kazanım tarafında tuttu ve bu noktalara getirdi. Yani bir batıya doğru gitmekten vazgeçmeyen, batının getirdiği
ekonomik, stratejik, siyasal, sosyal dengeleri kendine Maastricht kriteri deriz ama bu bir aslında global ölçekte gelişmiş ülke olmanın kriteridir. Bu kriterlerden vazgeçmeyen ama bir yandan da doğuda oluşan güce karşı da duyarlı, hassas ve o süreçte de ilişkilerini masada tutan bir Türkiye. Bir denge. Şimdi az önce söyledim, sağ olsun Kutay onun altını çizdi. Türkiye'nin bu dakikadan sonra eksen değiştirmesi hakikaten dünyayı farklı bir şeye götürmüştür ve biz bambaşka bir şeyleri konuşmak zorunda kalırız. Yani birkaç yayında bunu söyledim, bir kez daha söyleyeyim, oradan da son birkaç cümleyle de sonra da cevap vermiş olayım. Hı hı. Biz uluslararası ilişkileri kendim de okudum ekonomiyle beraber. Kutay'la da birkaç yayında sevgili dostumla işledik bu konuları. Dünya belli bir döngü içerisinde ilerliyor. Tarih tekerrürden ibarettir ama şu an izlediğimiz bir fragman. Dünyaya fırsat veren bir fragman. Umuyorum asıl filmi görmeyiz. Bundan neyi kastediyorum? Bundan şunu kastediyorum. İspanyol gribi bir pandemidir. İspanyol gribi sonrası oluşan yapıya bir bakalım. Daha sonra Amerika'nın güçlenmesi, 29-30 buhranı. Sonra ekonomik krizin bir türlü normalleşememesi ve işin Avrupa'ya doğru gelişimi. Bu arada Almanya'nın ekstrem kazandığı gücü kullanarak ben buradayım demesi, güçler dengesinden bazı güçlerin çok daha öne çıktığı bir sürece evrilmesi bize İkinci Dünya Savaşı'nı getirdi. Sonuç olarak. Bu bir günde gelmedi. Yıllara sahip geldi. Şimdi dünya o dönemde yaşadıklarını unutmayarak bu fragmanı tüm öğeleriyle izleyerek Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği o G20'ye yaptığı çağrı bu. Yani toplam borç 300 trilyon doları aşmış. Kademe kademe gidiyor. Dünya refahını kaybediyor. Avrupa dahil. Refahını kaybederken gelir tekerde toplanıyor hızla. Böyle bir dünyadan pozitif bir şey çıkar mı? Eninde sonunda bu işin sosu olur. Yayınlarda konuşulur bolca. Savaşa gidiyor dünya şu an. Yani dile getirmek istemediğim nokta bu. Ekonomik olarak sorunları sağduyu içinde çözemiyorsanız, üretimle büyümeyi herkesle paydaş olarak, herkesi katarak ilerlemiyorsanız, kapitalizm bir şekil değiştirmiyorsa sosyal sos katarak, neoliberal sistemler kendi içinde sosyal anlayışı içine katarak döngüyü tamamlamıyorsa dünyanın gittiği yer belli. Şimdi bu fragmanı bir fırsata dönüştürmek için büyük bir zaman var. Büyük bir manevra alanı var. Bu manevra alanı işte Türkiye'nin rolü çok büyük. Görmek lazım. Yani bu rolden vazgeçmek sürece gideceğimizi hiç düşünmüyorum. Ama şu var. Artık Batı da bir şekilde kendi sözlerini tutsun. Amerika Birleşik Devletleri verdiği sözleri tutsun. İsrail Cumhurbaşkanı sürecini Kutay ben dile getirdim. Yani orayı ben de çok önemsiyorum. Çünkü İsrail lobisinin Amerika Birleşik Devletleri içindeki gücünü hepimiz biliyoruz. Ha burada sonuç nereye evrilir? Çok güvenilir süreçler değildir bunlar. Ama hani İran'la devamlı müzakere etmek gibi. Ama bu sefer farklı bir şeyler oluşuyor. Çünkü dünya farklı. Ve farklı bir yere doğru giderken bu fragmanı sonu mutlu bir filme götürmek istiyorsa dünya, çünkü bu işten kaçanı yok. Hani gidip uzayda bir koloni kuramayacaksanız, böyle bir savaşın Allah korusun kimseye faydası yok. Hani bugün dehşetle izliyorum Ukrayna-Rusya savaşında nükleer gücün kullanılması söylemini. Bilmiyorum Kutay ne der. Yani ne diyorsunuz? Bu olduğu andan itibaren eskisi gibi bir dünya olamaz. Bilmiyorum, böyle bir şey olmaz. Peki. Bazı şeyler sınırdır. Son olarak da şunu söyleyeyim. Gerçekten ekonomik olarak ajanda Türkiye'yi farklı bir noktaya getirdi. Sadece siyasal, sosyal değil. Sıkıntılar var bir iki senelik perspektifte.
Ama bu sıkıntılar sonrasında dünya değişirken farklı bir noktada yer alma imkanı da doğmuştur. Bunu lütfen net olarak görelim. Problem Avrupa kendini yenileyebilecek mi? Ben hani Melik'ten o noktada ayrılıyorum. Şöyle ayrılıyorum. Sevgili Melik, evet kolay değil Almanya varken Avrupa'nın ayrılması. Ama bugün Yunanistan'ı ciddiye falan almayın. Yunanistan şöyle almayın, yanlış anlaşılmasın. Yunan halkı bizi yanlış anlamasın. Zaten halklar arasında bir problem yok. Ama artık kesinlikle bir bıraksınlar Türkiye üzerinden politika üretmeyi. Sıkıştıkları zaman Türkiye üzerinden politika üretmeyi bir bıraksınlar. Önce bir Yunan halkı sorsun yönetime. Ayyum niye var? IMF anlaşması, Avrupa Birliği anlaşması, Yunanistan'ı kurtarırken ne sözler verildi? Amerika'nın üssü niye orada? Bir sorgulasınlar bakalım. Onun için yani Yunanistan'la Türkiye'nin karşı karşıya gelmesi de zaten pragmanın başka bir noktaya evrilmesi sonucudur ki ben bunu asla beklemiyorum, ummuyorum, dilemiyorum diyeyim. Daha rasyonel konuşayım. Ama Avrupa Birliği sorunu çözemezse dünyayı felakete yine Avrupa götürecek. Ben bundan korkuyorum. Peki. Sevgili Cüneyt, Çipras'ın açıklamalarını okudun mu bilmiyorum. Eski Başbakan Çipras bir açıklama yaptı ve dedi ki hani Türkiye ile diyalog kesilmemeli, bir rekabetin içerisine girmek bizi tekrardan ekonomik anlamda zaten kötü olan bir dünya var. Ekonomik anlamda yine bir felaketle karşı karşıya bırakacaktır dedi. Kazananı olmaz sevgili Kutay. Kazananı olmaz. Tamam. Peki. Melik Yiğital, Doğu Batı tartışmasında aklıma takılan bir kısım var. Onu sormak istiyorum size. Aslında bu Doğu Batı tartışmasına baktığımız zaman en çok eski tarihlere dayanan bir tartışma, sadece mevcudiyetin form değiştirerek sürdürüyor. Bu noktada artık meselenin hani Türkiye batıya mı yönelecek, doğuya mı tartışmasını biz zaten hep yapıyorduk ama bu soru yerine artık bir bunu denge politikası olarak nitelendiriyor olmak bu form değişikliğinin bir tezahürü müdür sizce? Ya şöyle, şimdi elbette denge politikası, yani işte şeyde Rusya-Ukrayna savaşında bunu yaptınız, birçok konuda yaptınız bunu, ama bu denge politikasını biraz yanlış da okundu kanısındayım. Yani biz böyle İsveç, Norveç'i bağımsız, bağlantısız bir ülke olarak değil, yani Batı'nın bir parçası, NATO bir üyesi bir ülke olarak bu denge politikasını pekala götürebilirsin. Bu ona engel değil. O, şimdi bunu dediğinizde ya NATO üyesiyken nasıl denge? İşte olduğu, yani Rusya, Ukrayna'da birçok şeyde yapamayabilirsiniz. Yani tercih zorlandırır durumlar da olacak. Elbette yani siz NATO üyesi bir ülke iken ya ben kafama göre her konuda takılırım tabii ki diyemezsiniz. Ama belirli konularda çatır çatır müzakere edip kendi pozisyonu belirleyebilirsiniz. Bakın mesela NATO üyesi ülke Finlandiya meselesi. Türkiye ne yaptı? Bir NATO üyesi ülke olarak bir tavır koydu mu? Şartları ileri sürdü mü? Sürdü. Stoltenberg'i o masaya oturttu mu? Oturttu. Bunlar yerine gelecek dedi mi? Dedi. Ne olarak yaptı bunu? NATO üyesi bir ülke olarak yaptı. Başka türlü olamaz. Yani ben bir takım eksiklerine rağmen, tartışmalara rağmen NATO üyesi bir ülke olmanın size güç de katıyor. Bunu göz ardı ediyoruz hep. Yani şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göğsünü gere gere ya NATO üyesi ülkenin işte en önemli 3 ülkeden biriyiz ya demesi kolay bir şey mi zannediyorsunuz? Bence önemli bir şey. İkincisi sizin mesela Kutay Hocam başında söyledi, o hep göz ardı ediliyor. Siz NATO üyesi bir ülke olarak Amerika ile eşit oy hakkına sahipsiniz. Bu çok önemli. Yani yuvarlak masa ve hiyerarşi yok. Oylarsınız. Ve mesela üyeliklerde niye siz Finlandiya'ya markaj koyabiliyorsunuz? Çünkü oy birliğiyle alınması gerekiyor. Ya bir tane ülke ben istemiyorum dediğiniz anda bakın kilitleniyor işte. Yani o yüzden NATO üyesi ülke olmak hiç öyle yaban atılacak bir konu değil. Ve ben NATO üyesi bir ülke olarak da pekala birçok konuda da siz farklı bir pozisyon sergileyebilirsiniz. Bakın mesela Rusya-Ukrayna savaşında birçok kişi önce burun kıvırdı, hatırlayın. Nasıl olur ya, herkes tavır alırken Türkiye neden hani bu politikaya, onun ne ayrıcalığı var? Ama sonra Türkiye işte barış masasını kurdu, tahıl koridorunu açtı falan, sonra ha tamam. Batı dedi ki evet ya, biz eğer Rusya'ya bir şey söyleyeceksek bunu ancak Türkiye üzerinden söyleyebiliriz. Başka türlü olmuyor.
dedi ve bu pozisyonu kabullendi. Barış masası kuruldu diye başta Amerika olmak üzere birçok ülkeden de tebrik aldı. Şimdi bu çok mu önemsiz? Siz bunu ancak Batı'nın bir parçası olarak yapabilirsiniz. Bunu Hindistan, Çin yapmıyor. Bunu siz yapıyorsunuz. Ha ben bir şey söyleyeceğim. Belki size garip gelecek ama bugün Şangay İşbirliği Örgütü'ne sizin diyalog grubuna dahil edilmeniz ya da bu zirveye davet edilmeniz ya da Rusya özelinde bu kadar önemsenmeniz, Çin özelinde bu kadar önemsenmeniz, belki de siz Batı'nın bir parçası olduğunuz için bu böyle. Batı'dan koptuğunuz anda bu kadar değer görecek misiniz? Ondan da emin değilim. Evet. Yani ben tuhaf bir şey söyledim farkındayım. Ama doğru bir şey söylediğimi çok düşünüyorum. Çok tuhaf değil, değil, değil. Tuhaf değil. Evet. Kesinlikle tuhaf değil. Yani değil mi aslında... hocam? Yani bu haliyle de değerlisiniz siz, çünkü. Sizin bu kadar değerli kılan bir NATO üyesinin bu Şangay İşbirliği Örgütü'ne diyalog ortağı olarak katılması. Bunu kabul etmek lazım. Evet. Aynen öyle hocam. Ben bunu bir geçen hafta yayında söyledim. Biraz böyle birkaç bir iki tane şeyden hani şey biraz böyle ya bu ara şöyle bir şey türedi Kutay hocam. Ya NATO'ya eleştire bakmak değil de NATO karşıtı mısın? Ya da işte Avrupa Birliği karşıtı mısın? Ben bunu anlayabilmiş değilim. Ya yani bu karşıtlık hani böyle işte tütünle mücadele, alkolle mücadele gibi NATO'yla mücadele. Ya bu böyle bir şey değil. Böyle bakılıyor. Böyle toptancı bakılıyor. Ve ben doğal olarak error veriyorum. Ya yani mesela ben bunu söyledim. Ya sen harbi NATO'cusun. Evet. Şimdi bunu dediği anda ben error veririm. Ben harbi NATO'cu falan olduğum için değil. Bir durum tespiti yapıyorum. Diyorum ki Türkiye NATO üyesi bir ülke olarak Şangay evet. İşbirliği Örgütü'ne katılması anlamlı. Çünkü Şangay İşbirliği Örgütü'ne tarihinde ilk kez NATO üyesi bir ülkenin devlet başkanı toplantıya katılıyor. Evet. Örneği yok ya. Tarihinde ilk kez oluyor bu. Peki. Bir virgül koyalım burada. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Türk evinde açılan atık sergisini gezdi. O görüntüler gelecek. Şimdi ekranlarınıza Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan'la buluştu. Emine Erdoğan'la Türk evine yürüyerek burada açılan atık sergisini gezdi. O görüntüler geliyor şu anda ekranlarınıza. Eğitimin dönüştürülmesi zirvesine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvenin ardından da BM çıkış kapısına yöneldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan o sırada BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le sıfır atık iyi niyet beyanını imzalamak üzere BM binasında bulunan eşi Emine Erdoğan'la buluştu ve Erdoğan çifti el ele yürüyerek Türk evine geçti. Sıfır atık görüşmesiyle ilgili yol boyunca süren sohbet sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Türk evinin girişinde açılan atık sergisini birlikte gezdi. Sanatçı Deniz Sadıç'tan atık eserler hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, pil, ilaç, plastik, tekstil, şişe kapakları ve elektronik eşya gibi birçok farklı atıklardan tasarlanan tabloları etkileyici bulduğunu söyledi. Erdoğan, sanatçıya yürüttüğü çevre çalışmalarında başarılar diledi. Sergi gezisine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İklim Değişikliği Baş Müzakerecisi Mehmet Emin Birpınar ve Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Siniroğlu da katıldı. O görüntüleri getirdik ekranlarınıza, kaldığımız yerden devam edelim. Melik İtal, yarım kaldı sözleriniz, buyurun. Hayır, yani ben bu mesele özetle çok uzatmayayım. Ya bu meselelere daha soğukkanlı, daha stratejik bakmak gerekiyor. Böyle çok düz bir mantıkla baktığınız anda çok ciddi zararlar görürsünüz. Yani devlet aklı öyle işlemez. Daha stratejik, daha derinlikli. O bakımdan da bunlar çok böyle matematiksel milimetrik hesaplar. Ya hadi şuradan çıkalım, buraya girelim falan, böyle bir anda olacak bir şey değil. Olmaz da sizin gerçeklerinize ne kadar uyuyor uymuyor, bunu da hesap edilmesi lazım diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz Kutay Hocam? Yani doğru nokta bu. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Öncelikle bir Avrupa Birliği konusunda da bir fikrimi beyan edeyim. Belki değerli katılımcılar bir iki kelam da ona ederler. Şimdi dünya İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasıyla, yani Brexit'le beraber bir Anglo-Sakson liderlik prensibi içerisinde yönetilmeye çalışılıyor. Şimdi tarih boyunca İngiltere'nin bir stratejisi vardır kıta Avrupa'sında.
hiçbir zaman kıta Avrupa'sında tek bir gücün hakim olmasını istemezler. Ne zaman tek bir güç hakim olmaya kalkmıştır kıta Avrupa'sına, İngiltere karşı blokta yer alarak savaşmıştır. Örnek isterseniz Napolyon ve Hitler'i verebilirim hemen yakın tarihte. Şimdi İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasıyla beraber ortaya çıkan nokta, Amerikan gücünün İngiliz stratejisiyle ya da İngiliz aklıyla bütünleşmesidir. Ve bakın Ukrayna'ya karşı İngiltere'nin tutumuna bak. Yani Rusya'ya karşı Ukrayna krizinde İngiltere'nin tutumuna bakın. Bir anda Kuşak Yol projesinin temel partneri olan İngiltere'nin Çin'e yönelik pandemideki tutumuna bakın ve geri dönüşüne bakın. Aynı İngiltere'nin Tayvan konusundaki açıklamalarına bakın. Bunu çok net olarak açarsınız. Şimdi Doğu-Batı ekseni tartışması. Şimdi ben bir kere şu denge politikası konusunu da çok haz etmediğim için, hani denge kelimesinden, hani çünkü uluslararası ilişkilerdeki denge kavramı, pasif noktada mı denge sağlayacaksınız, aktif olarak mı denge sağlayacaksınız? Yani örneğin 2. Dünya Savaşı döneminde Türk dış politikası bazıları tarafından komik bir şekilde eleştirildi. Türkiye'de yok adaların kaybedilmesi bilmem ne hikayesi de. Öyle bir şey de yok esasında da. Şimdi aktif tarafsızlık diye bir dış politika vardı Numan Menemencioğlu'nu oynadı. İngiltere kendisini Almanya yanlısı olmakla da sürekli suçlamıştır. Onu da söyleyeyim yani bu açıdan. Şimdi Türkiye burada gerçekten aktif bir tarafsızlık izliyor. Rusya-Ukrayna krizinde. Aktif bir tarafsızlık ama. Açalım yani, mı biraz? Hani ne anlamalıyız açalım, deyince yani, ve pasif denge politikası? Bugünün şartlarına göre açacağım ama aktif tarafsızlığı. Yani 1940-45 arası için açmayacağım. Şöyle, demin de söyledim. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunup Ukrayna'ya tüm silah sistemlerini satan bir Türkiye var mı? Evet. Ama bunun yanında Rusya konusunda Rusya'nın bu kadar ötekileştirilmesini ve kıskaca alınmasını da kabul etmeyen bir Türkiye var mı? Evet. Bu konuda her iki taraf için de aktif bir siyaset izleyen Türkiye var mı? Evet. 120 günlük Taal anlaşmasını bir şekilde ortaya çıkartan bir Türkiye var mı? Bu da tüm küresel sistem için. Evet. Artı bu savaşın bitmesi için Antalya'da, İstanbul'da tüm diplomatik girişimlerin içerisinde bir Türkiye var mı? Evet. Aktiflik buradan kaynaklanıyor Nur Hanım. Tarafsızlık noktası ne zaman bir şekilde bizim için sıkıntı yaratacak? Onu da söyleyeyim. Eğer bu savaş çok 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 daha uzarsa ve bu uzamanın sonunda Rusya'da herhangi bir değişim olmazsa iç politik anlamda, bu sefer yavaş yavaş işte özellikle Amerika'daki Rum ve Ermeni lobisi bunun için bir dolu yazı çıkartıyor Amerikan medyasında. İşte Türkiye Rusya'ya yönelik ambargoyu kırıyor, yaptırımları kırıyor diye. Bunlar bir şekilde bizim üzerimizde bir şey yaratacak. Şimdi sevgili Cüneyt buna çok daha net cevaplar verecektir. Putin ne dedi? Avrupa donacak dedi. Şimdi bu donma noktası Türkiye'nin aktif arabuluculuğuyla eğer belli seviyede kırılabilirse, o zaman biz bu dönemin diplomasi tarihi kitaplarını yazarken herhalde bir 50 sayfayı falan tamamen Türkiye'ye ayırırız bu konuda. Bunu da çok açıkça söyleyeyim. Bakın bu olmaz demeyin. Tahılda bu başarıldı. Enerjide de bu başarılma nokta. Çünkü Rusya'nın da bir şekilde o enerjiyi öbür tarafa satması gerekiyor. Başka şansı yok. Yani şimdi ben Türkiye'de komik yorumlar ve yazılar okuyorum. Rusya Avrupa'ya satamadığı gazı Çin'e satarak kazanacak. Ya yok, Çin demin Cüneyt söyledi. Çin üretimi de sıkıntılı durumda. Çin'in sanayi yapısı da, üretim yapısı da sıkıntılı durumda. Ama ve Kutay Çin Hocam, Çin'le ilgili de şu söyleniyor. Hani Çin'de oradan aldığı gazı üzerine kar ekleyerek Avrupa ülkelerine satıyor deniliyor. Hani bu gerçek değil mi o zaman?
ya da o düşündüğümüz kadar yoğun bir satış yok. Şimdi şöyle, şimdilik böyle. Çin'den gelecek, neyle gelecek? Bu eğlence şeklinde gelecek. Dünyanın en pahalı enerjisini alacaksın. Bunu soruyorum, Fransa, Almanya, Hollanda, belki Belçika, hadi bu tip ekonomiler kaldırdı. Ya soruyorum şimdi, Polonya nasıl kaldıracak bunu sevgili Cüneyt? Ne bileyim, küçük Romanya nasıl kaldıracak? Bulgaristan nasıl kaldıracak? Bunlar daha da bağımlı Rus gazına. Ya nasıl kaya gazı getirecekmiş Amerika? Maliyeti biliyor mu kimse? O maliyeti kim karşılayacak? Amerika bunu sübvanse edecek mi? Böyle bir gücü var mı Amerika'nın? Mümkün ekonomik mi? Anlamda. Bu da sorgulanmalı. Şimdi Çin Rusya'dan al. O zaman onu biz yaparız. Nur Hanım çok kolay. Zaten boru hattı var. Evet. Ama Avrupalılar bunu istiyor mu? O zaman Avrupa'nın Rusya'ya yaptığı yaptırımlar nereye gidecek? Hangi noktaya gidecek? Yani sizin söylediğinizi biliyorum. Geçen gün de okudum bunu. Yani şu anlama geliyor. Ben ruble ve Türk parası TL ilişkisi içerisinde Rusya'dan gazı alıp bu gazı dolar karşılığında Avrupa'ya satacağım. Şimdi ne oldu ki? Ne değişti? Sevgili Cüneyt bir sorar mısın? Ne işte değişti? Zaten Rusya evet. Rusya yine para kazandı mı? Kazanmadı mı? Şimdi yaptırım koyuyorsunuz siz bu konuda. Nasıl olacak ki bu? Olmaz. O yüzden şimdi bakın bir de Çin konusuna bir cümle daha kurayım sonra bırakayım. Çin konusunda. Çin'le Rusya'yı sanki salt aynı çizgide politikayı izliyor gibi göstermek kadar büyük bir yanlış olamaz. Evet. Çin Halk Cumhuriyeti ile Amerika arasında neredeyse 6,5 trilyon dolarlık bir bağımlılık var ekonomik. Aynen. Ve bunun bir de bunun Avrupa Birliği ayağı var Çin için. Çin bu ekonomik şeyden vazgeçmez. O yüzden Rusya karşıtı Birleşmiş Milletler'e gelen her yaptırıma çekimser kaldılar. Bakın evet de demediler, hayır da demediler. Bunlara dikkatli bakmak lazım. Peki. Sohbet çok keyifli. Gerçekten müthiş bir beyin fırtınası oldu. Teşekkür ederim katkılarınız evet, için. Vallahi. Lakin sürem bitti. O yüzden noktalamak zorundayım programı. Ağzınıza sağlık bir kez daha. Melik Yiğiter, Cüneyt Paksoy ve Profesör Doktor Ragıp Kutay Karaca değerlendirmelerini aktardı. Noktalayalım burada analiz sentezi. 12.35'te kahve molasında yeniden buluşalım.